Arkadaşlar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün Sille Barajı'ndayız. Konya Sille Barajı'nda. Öyle takılıyoruz hep beraber. Valla belediye çok güzel yapmış buraları. Aynen aynen. Teşekkür ederim aynen. Belediye. Saat kaç oldu ya? Saatimiz de geç oldu bayağı. Saat 2.42. Görünüyor mu? 2.42. Görünüyor. Evet arkadaşlar, saat neredeyse 3. Size bir video çekiyoruz. Sema abi geliyor. Sema abi de burada. Johnny Sins amcanızdan haber. Johnny Sins, Semi Sins diyoruz biz. Video mu çekiyorsunuz? Sonra da kızıyor. Abi gördüğünüz üzere evet. Kanalımıza. Evet, gece Sema abi. Johnny Sins Sema abi. Evet. Arkada Onur arkadaşımız. Onur arkadaşımız. Bizim arabalar. Onur şimdi bizim ekibe yeni girdi. Evet. İki sene önce bir kendi aramızda birbirimizle şey olmuştu. Benim arabayı almayı düşünüyordu. Sonradan kısmet olmadı. Şimdi Sema abideki yeşili ona verdik. O aldı. Hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun. Artık 3 yeşille biz de bu gece gelelim dedik. Araba temiz olunca anahtarı da veriyor hemen. Araba da temiz olunca yine yabancıya gitmedi. Yabancıya gitmedi ne? Dede ya digarı yabancıya gitmedi. Yine bizde yine bizde kaldı. Baba olmasın da. Aynen aynen. Ayrıyeten abi burada anlatamayız o baba yadigarın olayını. Anlatabilsek artı 18'e girer biraz. Neyse sonra özel böyle takipçilerle denk gelirsek orada anlatırız özelde. Arabaları çek istersen. Şöyle aracın detaylı videolarını çekelim. Valla Onur'a gittiğinde o kadar sevindim ki. Bu değil. Kaldı en azından araba. Cam gibi. Bir ay uğraştırdı ama gerçekten. Sema abi bir ay uğraştırdı bu araba. Ama nasıl ödeyeceğiz bu hakkınızı bu kadar bilemedim. Ödemedin mi oğlum parasını? Yalnız ucuza da gitmedi yalnız. Aslında burada kamp yapacağız çok güzel olur. Burada işte kampa izni vermiyorlar. Çünkü şehir alanı halk için piknik de yapılmıyor mesela. Burada mangala yapmak yasak. Ki bizim halkımız mangala yaksak biliyorsunuz yani her yeri pis bırakır. O da sıkıntı oluyor yani. Bunlar da bizim arabalarımız. Videolarını çekmediğimiz adminlerin arabası. Lada ikisi de. Hakikaten ya biz onlar kendi arabamızın kendi videoları videoları yok. Var da düzenleyeceğiz daha. Var ya. Çektik 2003'ün de paylaşmadık ya. Ha 2103'ün önden çalıştırma var. Benimkinin yok. 2101'in. Detaylı inşallah hepsini çekeceğiz yani. İnşallah. Evet Onur ne düşünüyorsun kardeş aracın hakkında? Yani ilk görüşte aşk diye başlayabilirim aslında. Belli olmuyor mu işte bak. Yeşil arabalara yeşil giyiniyoruz. Yani. Senin de pantolon yeşil. Böyle yani. Şimdi, evet. Sema abi de beyaz giyiniyor. 131'i var yani. Ama 131'dir yani sonuçta. Bu iç döşemenin rengi. Ben de getirdim araba. Arabanın dışının rengi falan. Artık yeşil alışverişini biraz sıklaştırdım. Kombiyi arabaya göre yapıyor adam. Yani. Ben de getirdim arabamı burada. Diğer yarısıları daha böyle tarafı çıkmış. Şimdi, buradaki ana mesaj. Ana mesaj. Yeşili sev, doğayı koru. Evet. Şeyiz. Evet.
Yeşil bizim rengimiz. Buradan gecenin üçünde. Aynen. Bayramla. Bu arada bütün herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Nice bayramlara böyle mutlu 124'lü ve ladalı bayramlara kavuşmak dileğiyle diyelim de herkese. En güzel bayram hediyesi oldu ya. Aynen öyle ha sana. Bayram sabahı kalkacaksın şöyle hafif tozunu aldıktan sonra ne güzel gezilir. Bayram sabahı yani. Kalkacaksından ziyade uyuyabileceğiz mi bakalım yani bu heyecanla. Değil mi? Ama gerçekten şu hani 3 tane araba, üçü de orijinal renkleri yani. Hani tamam daha sonradan boyanmış ama 2103 hariç. Hepsi farklı tonda. Adamlar o zaman böyle nubuk renkler mi diyeyim 70'lerde nasıl diyeyim biraz daha pastel renkler çok güzel oluyor. Ama Lada'da da çok yeşil olarak seçenek çok. 3-4 ton farklı Lada'nın yeşil tonu var. Ama 124'te iki tip var. Bir koyu yeşil var, bir de açık koyu yeşil var. Çam yeşil var, bir de koyu yeşil var. Koyu yeşil de şey, İntel'de Osmanlı. Genelde Erbakan Yeşili derler aynen. Ekipte önceden ilk biz Murat'ta binmeye başladığımız zaman 4 sene önce 5 sene önce Ali ile ekibimiz beyaz çok fazlaydı. 4-5 tane beyaz uzun 400 vardı. Değişti şimdi yeşil araba olmaya başladı. 4 tane 5 tane de yeşil araba var şu an. Yani Osman bu senin rengi diyebilir miyiz? Ha bu senin rengi, o da rengi. Osman da yeşil çok istedik yani. Köleme. O da bayağı yeşil. Maşallah var ya. Detaylı çek arabalar Ali. Aynen. Ya her şeyden önemlisi 70'li yılların pastel renkleri ya gerçekten çok güzel. Mesela şu ikisi de muhtemelen 89'da zorunlu göçte gelmiş 80, arabalar yani. 8-90 evet, arasında Bulgar, gelmiş yani. Aynen. Arkadaşlar bu arabalar Bulgar göçmeni. Yani zamanında bu arabalar Bulgaristan'da sıfır alınan ve belli yani 8-10 yıl oralarda ömürlerini geçiren araba. Safa'nın arabası 79 model. Safa'nın bu arabayı zaten bu. Bulgaristan sınırından 74 aldı. Model. Ama bu değil yani. 76 tamam. Model. Tamamen Bursa üretimi. Bunları biz milli. Evet. Bunları biz milli. Bu genelde, araba. Genelde öyle değil midir abi? Rusları yani bizim Türk halkı sever yani Rusları. Bu arabayı zaten Bulgaristan sınırından getirdi. Plaka da 59 aynen. Zaten. Ali, bu araba. Gözünü seveyim bak videoda da çekiyoruz. Bak burada da söylüyorum. Şu plakayı bir indir aşağı artık yeter. Hayır, bak, kardeş oradan ben kolla nasıl çalıştıracağım? Her gün kolla çalıştırıyorsun sanki yani. Belki. Var tamam benim dilde de var ama bu şekilde de abi niye parmaklıyorsun arabamı? Arkadaşlar bu arabanın bahsetmiştik diğer videoda. Önceki videoları var. Evet zaten. Önceki altta videolarını onları da orada linklerini. Orada detaylı incelenir. Aynen. 76 model 77 yılında öğretmen de değil mi abi? Konuşamadım. Öğretmen. Evet öğretmen. Satın alıyor. İkinci artık bir yaşındayken satın alıyor. Ve bu seneye kadar yaklaşık bir ay öncesine kadar kendisi biniyor. Hani 41 yıl. Daha sonra Allah rahmet eylesin dede vefat ediyor. Çocukları arabanın tekrar garajdan çıkartıp vizesini yaptırıyorlar. Ve arabayı satışa koyuyorlar. Tabi araba bu vaziyette değildi. İlk alındığı satış, videonun da linkini atacağım aşağıya. Alış süresi de Ali 8 ay falan oluyor yani. Evet. 8 ay sürüyor yani. Yani istiyoruz vermediler. Aynen. Çok yüksek fiyat çektiler. Fiyat çok yüksekti. Yani ona masrafları vardı bu hale gelmesi için. Sema abi Sema abiyle her akşam buluştuğumuzda Ali araba duruyor mu bir gidip bakalım. Evet. Çok. Yani belki arabayı 25-30 kere ben her gidip arabayı kontrol ettik. Satıldı mı, duruyor mu? Bir yeri değişmişti ama araba satıldı. Araba satıldı diye üzülmüştü. Aynen. Daha sonra Semih abi bir şekilde yani adam artık istediği fiyatlardan biraz düşüyor. Arabada biraz çocuklar zarar vermeye başlıyor arabaya. İşte çiziyorlar birkaç yerini. Ama durduğu yerde tam böyle mahallede hani çocuklar eski çocuklardan oynardık ya o şekilde bir yerdeydi yani. Biz de daha sonra stop camını aynen stop camını falan kırmışlar. Yani stop camı kırılmış. İşte birkaç yerlerine zarar vermişler. Lütfen daha fazla anlatma. Bana alırken bunları anlatmadınız. Bak şu an içim acıyor. Stop mu stop. Ama şu anki hali aynen, işte aynen. Ya daha görünüyor sonra ya. Arabanın tamam. Tavana çıkmışlar. Tavan sacını bir koltuk yok artık canım. Şaka bir tarafa arkadaşlar. Evet. Arabayı aldık. Video bir aydır Sema abi. Nasıl iade edilir göstereceğiz. Arabayı aldık. Sema abi arabaya bir aydır uğraştı. Bir aydır. Yani ne tamamen araba 76 model ama biz aksesuarlı
moduna çevirdik. Yani 71'den 73'e kadar olan İtalyan kasaya çevirdik bir nevi. Onu şöyle anlat istersen Ali. Yani 71'de nikelajlı çoğu kişi biliyor zaten de nikelajlı panjur olmaz. Tampon bobalar nikelajlı evet. olmaz. Ama biz daha iyi göründüğü için bu arabalara o şekilde yapıyoruz. Zaten deri döşemeli çıkmış hepsi 124'leri. Evet. Ve yani fabrika yani 76 yılında yani daha da şöyle söylüyor. Plastik oluyor. Zaten bunu aldığımızda da plastik vardı üzerinde. Videoda görünüyordur. İlk videoda vardı herhalde. Takozları bu şekilde değil. 71 yılında 0 bir 124 alsanız jantlar bu şekilde değil. Lastik ebatları dahi bu şekilde olur yani. 71 yılında 0 124 bu şekilde olur arkadaşlar. Tamamen ekstra herhangi bir parça yok bu araçta. Yani döşemenin rengi dahi bu renk olur. O konuda bilgi verelim. Biz de orijinale yakın restore ettik. Yeşilde taba çıkmış değil mi sadece? Başka çıkmış var mı? Başka. Yeşil taba. Yeşil renkte 124'te taba. Mavi mavilerde filiz yeşili diye geçiyor değil mi Semih abi? Yani bunu sahibi olan amcam lastik ölçüleri bile aynı ölçü takmış yani. Yani abi bu seneye kadar zaten 80. sakladıysa. Ya bence bu lastikler daha iyi ve beyaz yanak daha iyi oluyor. Yani beyaz yanaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya o işte gözüme ben beyaz yanağı daha çok seviyorum. Bence arabayı yani bence öyle yani. Ya işte abi, renkler zevkler muhabbeti abi ama hani tamam, baktığın ben... zaman şöyle bak Ali de takmıyor 2103'ü ama şu... beyaz yanaklı dur şöyle göstereyim ben size. Ha, beyaz yanakta farklı görünüyor. Ha şu var beyaz yanakta da şöyle bir not düşeyim ben videoya. Çok kirleniyor. Aşırı kirleniyor sürekli bakım yapmak gerekiyor ve ayrıca beyaz yanaklı lastiklerde şu anda Atlas var. Herkes Atlas yanak takıyor ama Atlas yanak lastiğine o tam altına gelen kısmı belli bir zaman sonra şey yapıyor. Yemiyor. Biraz daha böyle çürüme gibi bir şey yapıyor. Ya, bir de Vosos, yani. Vosos, Vososcularda bir abi vardı lastikçi. O dediydi bana. Evet. Elektrikleri kestiler. Böyle bir kaldık ortada. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Teknik bir arıza diyelim. Ya teknik arızadan ziyade buranın elektriklerin kapanma zamanı böyle zamanı gelmiş. O yüzden diğer bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hani şey gibi çıktı böyle korku filmlerinde çıkarsın. Gözlerim şu an kedi gözü gibi olmuş olabilir. Yok Sema abi sen çok parlıyorsun ya. Haydi cümleten iyi akşamlar görüşürüz iyi geceler. Hadi iyi geceler.